Lütfen tariflerimizi denemeden önce köpeğinizin bir gıdaya alerjisi olup olmadığından emin olun ve veteriner hekiminize danışın. Köpeklerin de tıpkı biz insanlar gibi bazı yiyeceklere karşı alerjisi olabilir. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpekler için ev yapımı kurabiye tarifi paylaşacağım sizlerle. Bal kabaklı, fıstık ezmeli ve atıştırmalıklar olacak onlar için. İçeriği tamamen doğal, bal kabaklı 5 malzemeden oluşan ama çok doğal, temiz içerikli bir kurabiye olacak. Kabak püresi lazım. Ben kabak püresini bahçeden toplamış olduğumuz bal kabağından yaptım. Nasıl yaptım? Şöyle hemen göstermek isterim. Bir kase bal kabağı. Öncelikle bunun içine doğradım. Tencereye koydum. 2 çorba kaşığı su koyup birazcık haşladım. O suyu çektikten sonra el rondosuyla çektim. Püre haline getirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kase püremiz hazır. Başka fıstık ezmesi. Yalnız bunda bir uyarı vermek isterim. Kesinlikle ve kesinlikle %100 doğal fıstık ezmesi olacak. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayanından olacak. Biz Fitnat markasınınkini aldık. Tamamen %100 doğal içerik fıstık ezmesi. Un. Köpekler için önemli olan unda tam buğday, esmer pirinç unu, tahılsız veya glutensiz un uygundur. Beyaz un kullanmıyoruz. Eğer köpeğiniz yulaf diyetindeyse onun ölçüsünde un ekleyebilirsiniz. Yulaf olarak da biz Kellogg's kullanıyoruz. Bu da en temizi içerik olarak. Yapılışı çok kolay bir tarif. Değil mi Kobe? Gel kızım. Hadi beraber yapalım. Gel. Atla. Ve merdane lazım. Şuraya da fırın tepsisini açtım. Yağlı kağıt var içinde. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Başlamadan önce fırınımızı alt üst ayarda 150 dereceye getiriyoruz. Fırınımız ısınırken biz de kurabiyelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bal kabaklı ev yapımı köpek kurabiyesi için malzemelerimiz 1 kase bal kabağı püresi, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tamamen doğal fıstık ezmesi, yarım su bardağı yulaf, 3 su bardağı tam buğday unu. Köpeğiniz tahılsız besleniyorsa yulafları fazladan 4,1 fincan tahılsız un ile değiştirebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçiyoruz. 1 kap içerisine 2 yumurta, 1 kase bal kabağı püresi, 3 yemek kaşığı fıstık ezmesini ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yarım su bardağı yulafı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 3 su bardağı tam buğday unu veya esmer pirinç unu veya glutensiz un, hangini tercih edecekseniz ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Tezgahın üzerine döküyorum. Orada toplayacağım hamuru. Çok güzel kokuyor. Biraz yapışık bir hamur olabilir. Çok normal. Korkmayın. Bu aşamada birazcık undan faydalanacağız. Şöyle biraz un alıp ellerime toplanmasına yardımcı oluyorum. Evet. Hamur toplandı gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahın üzerine undan serpiyorum. Hamuru koyuyorum. Üzerine de biraz serpiyorum. Merdane ile açıyorum. Açtıktan sonra kalıp yardımıyla çıkartacağım kalıp. Kemik kalıbım olmadığı için ben şöyle fare herhalde bu. Ondan çıkartacağım. Kemik kalıbım yok. Ya da pati şeklinde. Bir tane almak istiyorum ondan da aslında. Kalıpları çıkardıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Çok merak ediyorum, beğenecekler mi acaba? Bu parçaları tekrar böyle birleştirip tekrar açıp tekrar şekil çıkartacağız. Şurada kenarda bekletiyorum onları şimdilik. Evet, gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi önceden 150 derecede ısıtılmış alt üst ayardaki fırında
30 ila 35 dakika arası pişmeye bırakacağım. Kontrollü pişireceğim. Belki de 20. dakikada pişer. Bilemiyorum. Şimdi fırına atıyorum ve süreyi başlatıyorum. Bu da bir diğer tepsi. Bunu da böyle tavşanlı yaptım. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Fırınımda tam 35 dakikada piştiler. Ödül kurabiyeleri. Bakar mısınız? Şimdi soğumaya bırakacağım. Muhteşem. Ev o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Soğuduktan sonra tattırmak için çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecekler mi? Çok da güzel duruyor bence. Harikalar gerçekten. Çok güzeller. Ödül kurabiyeleri hazır. Ender yiyor şu anda. Nasıl güzel mi? Kalite kontrol. Harika. Nasıl güzel mi? Evet, bir kalite kontrol yapsınlar. Gel Fox, Kobe. Al bakalım. Bence beğendiler. Oo, Fox devamını arıyor. Fındık otur. Evet, beğendiler. Oho, bir gördüm, bir görmedim. Kobe her zaman yavaş yiyor. Al bakalım fındık. Kobe. Evet. Kalite kontrol sağlandı. Bugünlük bu kadar yeter. Afiyet olsun. Şimdi bunları poşet biraz daha üsttekiler şunlar ılık. İyice oda ısısına geldikten sonra buzluğu poşetin içine koyacağım. Havasını alacağım. Ve ödül saatlerinde çocuklarıma ikram edeceğim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Evin her tarafı da zeytin bu arada. Zeytin tatlandırıyoruz. Bolca zeytin var evde. Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Mutlu son. Al bakalım. Koş 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 koş. Al bakalım. Paşa. Al. Afiyet olsun. Thank you.